İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Ararat Krallığı mirası, Kaleköy Kalesi. Savaştan sonra Tırpançyan projesi kapsamında Arsak bölgesinde ondan fazla girişimcilik projesi hayata geçirildi. Artak Beklaryan. Arsak'ı Ermenistan Cumhuriyeti'nden ayrı düşünmek oldukça tehlikeli ve yanlıştır. Cavak adlı şarkı ve dans topluluğu 22 yaşında. Batı Ermenistan'da eğitim. Milena Haçadıryan iki Türk sporcuyu geçerek Avrupa şampiyonu oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Mazgirt ilçesindeki Kale Köyü'nün kalesi, M.Ö. 9. ve 6. yüzyıllarda hüküm sürmüş Urartulara ait izler barındırıyor. Dersim'in Mazgirt merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kale Köyü'nde tepelik alana kurulan tarihi kale, turistik açıdan kente canlılık katıyor. Kalenin üst kısımlarında duvara işlenmiş çivi yazısı ve süslemeler, kaya mezarları, merdiven kalıntıları ve oyularak yapılan 3 oda yer alırken tabanında ise yaklaşık 30 metrelik dehliz bulunuyor. Kale M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenir. Dersim'deki 150 tescilli kültürel miras varlığın 25'i Mazgirt ilçesinde yer alıyor. Kalede merdivenler, sarnıç ve kaya mezarları gibi yapılara rastlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Amerikan Üniversitesi'nin Tırpançyan Kırsal Toplulukları Geliştirme Programı'nın desteğiyle 44 günlük savaşın ardından Arsak'ta 15 iş fikri hayata geçirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Amerikan Üniversitesi'nin Tırpançyan adlı Kırsal Toplulukları Geliştirme Programı Arsak Ofisi Müdürü Lilit Gazaryan bu konuda bilgi verdi. Lilit Gazaryan konuşmasında, savaştan önce programın desteğiyle Arsak'ta 50'si Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarda kalan 155 iş yeri açıldı ve faaliyet gösterdi. Savaş sonrası dönemde Arsak'ın kırsal kesimlerinde çeşitli iş projelerinin uygulanmasına destek verdik. Şu anda programa başvuranların sayısı azalmadı, dedi. Tırpançyan adlı programa başvurmak için Arsak ofisini ziyaret ediniz ve bir başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. İş fikri gerekçesiyle ofis size girişimcilik becerileri kazandırmak veya geliştirmek için bir aylık kurslara katılmaya davet ediyor. En yüksek puan alan programlar için Tırpançyan adlı programla işbirliği yapan bankalar aracılığıyla kredi garanti ediliyor. Batı Ermenistan Artsakh'a benzer şekilde yatırım yapmayı takdir ediyor çünkü bu şekilde sakinlere inisiyatif alma ve eğitimden sonra kendi işlerini kurma fırsatı veriliyor. Artsakh'ın gelişmesi zamanın zorunluluğudur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan yaptığı açıklamada Artsakh savunması ve Ermeni geleceği ulusun çabaları ve kaynaklarıyla garanti altına alınmalıdır ifadesini kullandı. Beklaryan'a göre Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti tek vatan, tek millet oldukları için tek bir bütün olarak düşünülmelidir. Beklaryan, Artsakh Ermeni vatanı ve milleti için eşsiz bir role sahiptir. Artsakh'ın ve Ermeni geleceğinin korunması, ülke çapındaki çabalar ve kaynaklarla garanti altına alınmalıdır. Bu bağlamda Artsakh hükümeti ve halkı istikrarlı mücadelesini sürdürecektir. Azerbaycan ile müzakereleri hangi formatta ve koşullarda yapmamız gerektiğini anlamak için devlet başkanı ile uzun uzun görüşmeler yapmamız gerekiyor. Bu müzakerelere ilişkin tavrımız hazır olduğumuzda ilgili kurumlar tarafından açıklanacak, dedi. Berzor ve Ahavno köyleri sakinlerinin yanı sıra diğer yerinden edilmiş kişilere destek sağlanması sorununa da değinerek bu dönemde destek sağlandığını ve sağlanmakta olduğunu söyledi. Artsakh, bütünsel Ermenistan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve onu ayrı olarak değerlendirebilecek tek bir Ermeni yoktur. Artsakh'ın kurtuluşu, ortak hakların uygulanması ve korunmasının yanı sıra bölgenin en iyisi ve tüm Ermeni topraklarını kurtaracak olan güçlü ve iyi donanımlı bir ordu ile sağlanmalıdır. Cavak adlı müzik ve dans topluluğu kuruluşunun 22. yılını kutluyor. Topluluk 22 Ekim 2000'de Alik Kıspoyan tarafından kuruldu.
Başlangıçta bir koroydu, bir ay sonra bir dans topluluğu oldu. Başlangıçta etnografik olarak adlandırıldı, bu dönemde Cavak dansları sahnelendi. 2013 yılında topluluk Tiflis'te halk topluluğu ünvanını aldı. Topluluk yıllar boyunca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yarışmalara ve festivallere katıldı. Avrupa ve Rusya sahnelerinde onurlu pozisyonlar kazanarak performans sergilediler. Bu yıllarda Cavak adlı topluluğun öğrencileri Ahalkalak bölgesinin hemen hemen tüm köylerinde dans grupları açmışlardır. Çok yakın bir zamanda 20 Ağustos'ta topluluk Yunanistan'da düzenlenen Paralia 16. Uluslararası Dans Festivali'nden birincilik ödülüyle döndüğünü hatırlatalım. Batı Ermenistan, Cavak adlı topluluğun 22. kuruluş yıl dönümünü büyük sevinçle kutlamaktadır. Çünkü dans, yurttaşlarımızın gerçeğe dönüştürdüğü kültürü korumanın en iyi yollarından biridir. Ermenistan devletinin bir parçası olan Cavak, Ermenilerin korunmasına dayalı olarak gelişmeye devam etmelidir. Batı Ermenistan'da Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında ilk Ermeni okulları 1790'larda ağırlıklı olarak kiliseden elde edilen gelirle veya Ermenilerin imkan ve inisiyatifiyle İstanbul'da kuruldu. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı Ermenistan'ın tüm il merkezlerinde ve ardından köylerde kız ve erkek okulları kuruldu. Batı Ermenice eğitiminin düzenlenmesine ve gelişmesine esasen ilerici Ermeni gençliğinin girişimiyle oluşturulan bir dizi eğitim kültür dernek ve vakıfları büyük katkıda bulunmuştur. Ulusal Merkez Dairesi Eğitim Konseyi tarafından hazırlanan istatistiklere göre 1901-1902 yıllarında Batı Ermenistan topraklarında 7772'si kız olmak üzere 29.371 öğrenci, 921 öğretmen ile 441 okul faaliyet gösteriyordu. Ayrıca verilen rakamlar sadece Ermeni Apostolik cemaatini ifade etmektedir. Ermeni Katolik ve Protestan cemaatlerine ait okullar ve öğrenciler ile özel okullara ve yabancı okullara devam eden öğrenciler istatistik dışı bırakıldı. İstatistiklere İstanbul'daki mahalle okulları da dahil değildir. Avrupa U20 ve U23 Halter Şampiyonası Arnavutluk'un Durres kentinde devam ediyor. Hatırlatalım, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bu yarışmada 23 temsilcisi var. 76 kiloda Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Milena Haçadıryan rakipsizdi. Koparma ve sıkmede 219 kilogram sonuç kaydeden sporcu Avrupa U20 şampiyonu ilan edildi. Bunun Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Gençler Şampiyonası'ndaki şu ana kadar 4. madalyası olduğunu belirtelim. Daha önce Gorsa Hakyan Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu. Turnuvada Mınatsakan Abrahamyan ve Rafik Minasyan bronz madalya kazandılar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan sporcuların çalışmalarını takdir ediyor ve tebriklerini iletiyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Korosu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sareri Vrov Gnats adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.